Alerji vücudun histamin kortizon dengesinin bozulması nedeniyle ortaya çıkan aşırı reaksiyon. Neden aşırı reaksiyon gösterir vücudumuz? Mesela bitki tozları, polenler, çiçek tozları veya bazı ağaçların polenlerine karşı, bazı hayvanların kıl veya tüyüne karşı insan vücudu aşırı reaksiyon gösteriyor. Neden aşırı reaksiyon gösterir? Çünkü vücuttaki histamin kortizon dengesi bozuluyor. Histamin oranı yükseliyor. Histamin oranı neden yükselir? Histamin oranının yükselmesinin sebebi insanların aşırı kimyasal ilaç kullanmasından kaynaklanıyor. Günümüzde insanlar hemen hemen herkes antibiyotik kullanıyor. Normal olarak bağırsaklarda 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bu bakterilerin %99'u faydalıdır. Faydalı bakteriler vitamin üretirler vesaire. Yağları yağ aslında proteinleri amino asite dönüştürürler. Ve ince bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de diaminooksidaz isimli enzim. Bu enzim histamini minimum seviyede tutar. Fakat bağırsaklar tahriş ve tahrip olmuşsa mantarlar nedeniyle, mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, etan, metan, butan gibi veyahut da zehirli alkoller, etil alkol, metil alkol, betil alkol vesaire. Bu nedenle enzim oranı sürekli azalır, histamin oranı sürekli yükselir. Bu da alerji sebep olur. Alerjinin çeşitleri çoktur. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, bunların hepsi alerjiye girer. Bu hastalardan biri de benim. Yıllar önce 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Almanya'ya döndüğümde uyuz gibi kaşınmaya başladım sağım solum. Doktor dolaşmaya başladım. Gitmiş olduğum doktorlar bana antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar verince antihistaminik kortizonlu ilaçlar böyle insanı sersem gibi yapıyor. Ben normal olarak günde 15-16 saat okuyup yazan bir insan iken 10 dakika dahi kitaba bakamaz oldum, perişan oldum. Baktım ki antihistaminik ve kortizonlu ilaçlar çözüm değil. Bitkilerle tedavi nasıl mümkündür diye bununla ilgili araştırmalar yaptım. Yapmış olduğum araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Vesser, Profesör Doktor Miller'in her türlü gastrit, ülser, enteriti yani mide bağırsak rahatsızlarını lahana suyuyla tedavi ettiklerini gördüm. Aslında lahana suyu tek başına mide ve bağırsaktaki rahatsızları tedavi eder. Fakat siz bunu evde kendiniz hazırlarsanız ne olur? Tiyosiyonat denen bir madde içerir. Çok az da olsa. Ama mide ve bağırsak rahatsızların tedavisi zaman alacağı için kişi sürekli lahana suyu içerse bunun içerisindeki etken maddelerden biri de tiyosiyonat tiroid bezesine iyot akışını engeller. Yani sürekli uzun süre lahana suyu içilirse kuatra sebep olabilir. Ben bunu uzun süre kullandığımda yan tesiri olmadan nasıl yapılabilir diye deneyler yaptım ve 16 çeşit bitkiyle daha da güçlendirerek ve yan etkilerini ortadan kaldırarak mide ve bağırsakları tamamen tedavi eder hale getirdim. Hamdolsun ben kendim alerjiden kurtuldum ve yüzlerce binlerce insan da alerjiden kurtuldu. Mesela bunlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir bayan, varlıklı bir aile, ticaret uğraşıyor. 4 sene doktoru Las Vegas'ta bu bayana kortizonlu antihistaminik ilaçlar vermiş. Kadıncağız balon gibi şişmiş. Telefon etti, dedi ki İbrahim Bey, duyduğuma göre siz alerji hastalığını tedavi edebiliyor musunuz? Evet dedim, kendimi tedavi ettim, birçok insanı da tedavi ettim dedim. Bize gönderebilir misiniz? Amerika'ya gönderemiyoruz. O zaman ben oraya gelsem alabilir miyim? Tabii dedi. Geldi buraya, 6 hafta içerisinde %80'i iyileşti, giderken de Amerika Birleşik Devletleri'ne bizim ürünlerden aldı gitti ve kurtuldu. Yıllar önce ben pazar tekkede, yani çapada otururken oraya taşınmıştım ilk önce. Buraya bir beyefendi geldi, Ali abi diye. Adamcağızın her tarafı kaşınıyordu, kabarıyordu. Gösterdi vücudunu. Kaşıdığı yer kabarıyor böyle, dabaz gibi. Dedi ki, 2 defa hastaneye yattım. Her seferinde bana antihistaminik kortizonlu ilaçlar veriyorlar. Bu sadece baskı altına yalıyor, tedavi etmiyor. Siz ne yapabilirsiniz, buna bir şey yapabilir misiniz? Dedim ki bununla ilgili, bilmiyorum ben polen alerjisi, besin alerjisi deseniz, tamam derim ki şunda şunda tedavi olursunuz. Ama kurdeşlerine hiç karşılaşmadım. Deneyelim, bakalım, görelim dedim. Peki dedi, ne yapalım? Zaten hastaneye yatsak yine rahatsız olacağız. Aldı, kullandı bu ürünleri. 35 gün sonra geldi bana, dedi ki artık sizin ürünü kullanmıyorum. Neden dedim? İyileştim. Allah Allah. Siz buna rağmen dedim bir de bağırsakların tamamen düzene girebilmesi için bir ay daha kullan. Yok dedi, kullanmıyorum. Bitti. İyi sen bilirsin. Birkaç ay sonra bir astsubay geldi. Dedi ki İbrahim Bey, öğrendiğime göre siz alerjik tedavi ediyor musunuz? Ama
Bendeki kurdeşen, ben de tedavi edebilirim. Dedim ki bakın Ali Bey, tedavi ettik 35 günde ama bu demek değil ki siz de 35 günde iyileşeceksiniz. Her insanın bünyesi farklı. Kimi bir ayda tedavi olur, kimi 2 ayda, kimi 3 ayda. Sabredebilirseniz, devam edebilirseniz buyurun alın kullanın. Dedi ki bu Ali Bey'le bir görüşeyim. Gerçekten böyle bir kişi var mı? Ali Bey'in ta yanına gitti. 40 kilometre uzakta oturan Ali Bey'in yanına gitti. Onunla görüştü, raporlarına baktı. Geri geldi. İnandım size dedi. Alıp kullanacağım dedi. Bir ay sonra dedi ki ya neden geçmedi benim hala azaldı ama geçmedi rahatsızlarım. Dedim ki sizin bünyenizle Ali Bey'in bünyesi aynı mı? Değil. Her insanın bünyesi farklı reaksiyon gösterir. Sabredeceksiniz devam edin. Tamam dedi. 70 gün sonra dedi ki artık kullanmama gerek kalmadı. Hamdolsun ben de kurtuldum dedi. Yani her insanın bünyesi farklıdır. Bu nedenle de tedavi süreci değişir. Bunu bizim ürünlerden bu bir lahana suyu karışımla bitki suyu mide ve bağırsakları temizler, aratır. Vücudun histamin kortizon dengesini kurar. Bu limon suyu karışımlı su ise bütün damarları açar. Damarlardaki kolesterol, lipid, trigliserit yağları eritir. Oluşan plakları çözer. Beyne, kalbe, bütün organlara iyi gelir. Artı bağırsaktaki mantarlar vücuttan atılırken, çözülürken yoğun şekilde daha agresif olurlar, daha çok gaz üretirler. Bu durumda özel bir çayımız var. Bu çaydan 2 yemek kaşığı kişi demliğe kor, üzerine 1 litre kaynar su kor da içerse bu çay asidi gazı emici özelliğe sahiptir. Asidi gazı emer ve alerjinin daha kısa sürede iyileşmesini sağlar. Bu ürünler bugüne kadar dünyada alerjiye karşı en etkili ürünlerdir. Alerjisi olan kişi ister Amerika Birleşik Devletleri, ister Çin'de olsun, ister Rusya'da, dünyanın neresinde olursa olsun sadece ve sadece doktorlarımız maalesef antihistaminik ve kortizon ilaçlar veriyorlar. Bazıları da atarak da veriyor. Bunların hiçbirisi tedavi edici değil. Artı yan tesirleri sayılmayacak kadar çok. Fakat bu ürünleri kullandığı kişi hiçbir yan tesiri yok ve tedavisi mümkün olduğu kadar kısa sürede iyileşir. Kalp damarı rahatsızlarını bitkilere tedavi mümkündür. Bununla ilgili başta Almanya, Japonya ve Amerika'da klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela bu alıç. Alıcın dünyada bilinen 900 türü var. Türkiye'de de 90 çeşit alıç yetişir. Alıç deyince biz köylerde eskiden böyle meyvesi yenen alıcı zannediyoruz. Fakat etkili olan, tedavide kullanılan alıç herkesin meyvesi yenmeyen küçük içerisi çekirdek dolan küçük meyveli alıç. Buna loplu alıç ve kertikli alıç diye iki türü şifa maksadıyla kullanılır. Hapı damlası derecesi yapılıyor. Bizim çaylarımızın içerisinde de özel olarak bu var. Artı zeytin yaprağı da yine kalp damar rahatsızlarında, kolesterol, tansiyon rahatsızlarında kullanılır. Çok çok etkili. Artı öksü otu ve ada çayı da bu tür rahatsızlarda kullanılır. Bunlarla ilgili klinik araştırmalar var. Fakat her zaman olduğu gibi kalp damar rahatsızlarında da bir, bağırsakları tedavi etmek gerekir. Çünkü bağırsaklardan toksik madde gelirse, karaciğer yağlanırsa, karaciğeri görevini göremezse zamanla yağlanır. Kanda dolaşan toksik madde de damarların iç yüzeyinde plaklar oluşturur. Çünkü vücudun histamin kortizon dengesi bozulursa alerji ortaya çıkar. Vücudun homosistin dengesi bozulursa plak oluşur. Homosistini dengeleyen ürünse iksirdir. Yani bu limon suyu karışımlı. Bunu aslında yıllar önce, bundan 1000 yıl önce Muhammed İbni Ebu Bekir el-Razi isimli bir Türk hekimi bulmuştur. İbn Sina'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hekimlerinden birisi. Yıllar önce ben Almanya'dayken bir şahıs kanser hastası olan bir tanıdığı için benden bir ürün istedi. Ben ona bir ürün, noneli bir ürün götürdüm. Dedi ki, İbrahim abi bende öyle bir ürün var ki senin ürünün, bu getirdiğin ürünün 1000 kat daha etkili. Ne dedim? Rus iksiri. Rus iksiri neymiş? Limon suyu ve sarımsak. Limon suyu ve sarımsak
koruyucu bir madde olmadığından evlerde yapılırsa küflenmeye sebep olur. Kişinin ağzından makadına kadar her tarafını mantar kaplar, kaş yapayım derken göz çıkarırız. Bu reçete yanlış veya eksik olmaz dedim. Benim bildiğim bu dedi. Ben bunun üzerine yapmış olduğum araştırmalarda aslında bunun Rus iksiri değil, Türk iksiri olduğunu, 1000 yıl önce bir Türk'ün bulduğunu, Türk hekiminin bulduğunu tespit ettim. Rusya'da soğuk bölgede yaşayan Türkler, Sibirya'da yaşayan Türkler, Kafkasya'da yaşayan Türkler kullandığından zamanla Rus iksiri olarak adı değişmiş. Doktora gideceksiniz, doktorunuz size diyecek ki kolesterolünüz, tansiyonunuz var, şunu şunu yemeyin, bunu dikkat edin vesaire. Peynir yerseniz kolesterol oranı yükselir efendim, siyah çay içerseniz bağırsaklarınız kurur. Dikkat edeceksiniz, artı bu ürünleri kullandığınızda zaten bugün günümüzde yani dünyanın birçok ülkesinde artık İnsanlar hep bitkisel ürün kullanıyor. Kullanmak zorunda. Çünkü kimyasal ilaçların birçok yan tesiri ortaya çıkıyor. Problemler doğuyor. Ama bu ürünlerin herhangi bir yan tesiri yok. Zaten artık kimyasal ve bitkisel diye bir şey kalmadı. Mesela öksele ilgili Almanya'da lektin denen bir madde üretiliyor ve kansere karşı kullanılıyor. Onu da daha sonra değiniriz. Yani artık dünyada insanlar hep bitkisel ürünlere yöneldi. Sentetik ürünlerin yan tesiri çok büyük. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. İngiltere'de 35 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Ama bitkisel ürünleri ülkemizde üniversitelerimizin klinikleri daha detaylı araştırmalarla bunu eczanelerde satılır hale getirmesi gerekir. Kalp damar rahatsızlarında en etkili bitki alıç, zeytin yaprağı, adaçayı. Adaçayının Türkiye'de 83 çeşidi var. Salvia officinalis. Yani şifalı adaçayı en etkili olanıdır. Türkiye'de adaçayı deyince Akdeniz, Ege, Marmara'da ormanlarda yetişen loplu adaçayı anlaşılıyor. Loplu adaçayının bilinen bir etkisi var mı? Henüz klinik araştırması yapılmadığı için bilemiyoruz. Öksü otu artı oğul otu çarkı felekte bu çay harmanına katılabilir. Kolesterolü bitkilerle düşünmek mümkün. Mesela Çatalca'dan Fadime abla 58 yaşlarında bir bayan bana geldiğinde trigliseridi 527. Kolesterol 240 idi. Glikozu yani şekeri de 160'tı. 4 hafta ürünleri kullandıktan sonra trigliseridi 527'den 158'e düştü. Kolesterolü 247'den iyi huylusu 38, kötü huylusu 110'a düştü. Glikozu da yani şekeri de 190'dan 110'a. Doktoru elin aldığında raporu bakıyor. Oh maşallah çok güzel, çok etkili olmuş bizim ürünler demiş. O da diyor ki hayır ben diyor İbrahim Bey'in verdiği ürünleri kullandım. Lahana suyu karışımı bir sıvı ve limon suyu vesaire. Doktor diyor ki o zaman devam et. Çok güzel, çok etkili. Bunun gibi daha birçok hastayı hamdolsun tedavi ettik. Mesela benim bir tanıdığım 4. katta oturuyor. Koroner kalp yetmezliği nedeniyle kalbinin şu altındaki kılcal damarlardaki tıkanma nedeniyle ameliyat olması gerekiyordu. Fakat ameliyatı da çok müşkül olduğundan ya hem pahalı hem müşkül hem de Türkiye'de belki zor olur dediler. Almanya'ya gitmesi gerekir vesaire. Dedim ki siz ameliyat olmadan önce bizim ürünleri 3 ay kullanın. Faydası olmuyorsa yine ameliyat olun. Peki deneyelim dedim. 4. kata kadar çıkarken her katta dinlenerek 3 dakika 4 dakika dinlenerek çıkan şahıs bu ürünleri kullandıktan sonra yani genç gibi 20 yaşındaki genç gibi inip çıkmaya başladı. Hiçbir problemi kalmadı. Çok ekmek yememeli. Ekmek trigliserite dönüşür. Trigliserit bütün vücuda depolanır. Karaciğerde yani vücutta ekmek, mantı, makarna, çörek, börek gibi hamurlu tatlı şeyler yediği de kişi kandaki şeker oranı yükselir. Karaciğer bu şekeri hemen trigliserite dönüştürerek sağa sola basenlere, karına, oraya buraya depolaması gerekir. Bu nedenle kolesterol, lipid, trigliserit gibi problemler olanlar hamurlu tatlı yememesi gerekir. Hamurlu tatlı daha çok kilo aldırır, daha çok yağlanmaya sebep olur. Artı et yiyecekse de az yemesi gerekir. Peynir asla yememesi gerekir. Çünkü peynir aşırı oranda yağ içerir, yağlar yağ asidine, yağ asidi asit dönüşür, kan asitlenir. Yani asidoza sebep olan besinlerden uzak durması gerekir. Her şeyden önce siyah çay bağırsakları kurutur. Siyah çay, Türk tarzı demlenen çay çok çok tehlikeli. Çinliler, Türkler çay içmiyor, kendilerini zehirliyor diyorlar. Doğrudur. Normal olarak çay 2 dakika demlenir. 2 dakikadan fazla demlenen çay tanin içerir. Tanin yağlı boya gibi bağırsakları kurutur. Bağırsaklar kurursa besinlerdeki vitamin, mineral, enzim ememez hale gelir. Bu da birçok hastalığı tetikler. 1. 2. Peynirin her türü çok çok zararlı. Çünkü asidoza sebep olur.
vücut asidi atmak için peynirinden almış olduğu kalsiyumun 3 katını atar. Yani zamanla peynir kemik erimesine sebep olur. Hamurlu tatlılardan uzak durmak gerekir. Bunlara dikkat edilirse problem yavaş yavaş normale döner. Eğer ki zaten kişide kolesterol varsa, trigliserit varsa o zaman mutlaka bu bizim ürünü kullanması gerekir. Limon suyu karışımlı bitki suyu artı özel bu çayımız var. Kalp damar rahatsızlarına karşı alıç, zeytin yaprağı, ada çayı, öksü otu gibi bitkilerden karışım. Mükemmel bir karışım. Tadı da güzel. Herkes içebilir.